Merhabalar. 5. sınıf örüntülerde verilmen sayıyı bulma ile ilgili problemlerle yine birlikteyiz. Arkadaşlar sayı örüntülerini bir inceleyelim. Örüntünün tamamının ge gereğince sayı örüntüleri sayıların düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi. Evet, baktığımızda örüntünün nasıl geliştiğini söyleyebiliriz. 1 2 3 4 5 6 şeklinde gidiyor. İkincisi 2 4 6 8 10, üçüncüsü 1 6 11 16 21 şeklinde gittiğinde Örüntünüz incelediğimizde arkadaşlar birer artan, ikişer artan, beşer artan örüntü diye diyoruz. Şekilli örüntü yapma örneği arkadaşlar mavi, kırmızı, lacivert, mavi, kırmızı, lacivert, sonra diyelim. Buna göre artık test çözebiliriz. Yukarıdaki örüntüde dördüncü adımdaki şekil aşağıdakilerden hangisi olmalı? Baktığımızda hem yönleri hem çubuk sayıları artmış. Dördüncü adımda sola doğru 5 çubuk olmalı. Hem art hem yönü değişmiş. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki verilen şekil örüntülerinin kuralını belirleyelim. Kural yardımıyla tablodaki boşlukları tamamlayalım. Baktığımızda arkadaşlar kaç tane üçgen var? 1. Kaç tane çember var? 3. Beşinciye baktığımızda kaç üçgen var? 5. Kaç çember var? 11. 6'da ne olacaktır? Artış bir tane oluyor. 6 çember sayısı kaçar artıyor? 2'şer arttığı için 13 olacaktır. 7. de üçgen sayısı 1 artıyor. Çember sayısı 2 artıyor. 15. Üçgen sayısı 1. Çember sayısı 2 arttığı için 17. Üçgen sayısı 1. Çember sayısı 2 arttığı için 19. Çember olacak. Evet şekillere baktığımızda birinci şekilde 1 bir nokta, ikinci şekilde 3, 6, 10 yani 2 artmış, 3 artmış, 4 artmış kaç artacak? 5 artacak 15, 6 artacak 21, 7 artacak 28 olacak. 7. şekilde 28 tane noktamız olacak. Baktığımızda kare sayısı birinci de 2 kare 6 kare 4 artmış Sonra 6 artmış. Sonra 8 artmış. O halde ikişer ikişer artmış. 2 üzerine koyarak artmış. O halde 5. de kaç olacak? 30 olacak. Şimdi 12 artacak. 10 artmıştı. Şimdi 12 artacak. 42. Şimdi 14 artacak. 56. 7. şeklimizde 56 kare olacak. Okulumuzda ziller 8.20, 9.5 ve 9.50'de çalışmaktadır. Zillerin aynı örüntüyle çalışırsa sonraki 3 zil hangi saatlerde çalar? Arkadaşlar soruya baktığımızda her bir zil arasında kaç dakika olmuş? 45 dakika. O halde örüntümüz kaçar artan? 45 artan örüntü olmuş. 9.10'a, 9 evet en sonuncu 9.50, 9.50'ye 45 dakika eklersek ne olur arkadaşlar? Buraya 5, 4 daha 9, 60 dakikadan sonrayı buraya alıyoruz. Buraya 1, 60 dakikasını, 1 saatini buraya aldığımızda kaçıncı diğer zil kaçta çalacak? 10, 35. Bir sonra yine 45 eklediğimizde diğer zili, sonraki 3 zil hangi saatlerde çalar dediği için hemen 5, 5 daha 10'un 0'ı elde var. 1, 4, 3 daha 7, bir de elde 8. 80 dakika bunun 20 dakikası kalır. 60 dakikasını diğerine attığımızda 11.20'de çalacaktır. Yine 11.20'ye 45 dakika daha eklersek 3. çalacak zilimiz 5 6 6 olacaktır. 65. Bunun bit 65. Bunun bir saatini buraya verdiğimizde 12 olacaktır. Burası da 0 olacaktır. Yani 12 0, 5 olacaktır. Üçüncü zilimiz. Evet. Hasan ev resimleri çizmektedir. İlk çizdiği resmin eve 5 pencere. ikinci çizdiği 8. Üçüncü çizdiği 11 pencere yapmıştır. Hasan aynı örüntüyle ev çizmeye devam ederse 6. evin penceresi kaç tane olacaktır? Bakalım arkadaşlar. Birinci 5. ikinci 8. üçüncüde de, sekiz, üçüncü de 11. Baktığımızda kaçar artmış? Artı 3. Artı 3 ise dördüncü ne olacaktır? 14. Beşinci ne olacaktır? 17. Altıncı ne olacaktır arkadaşlar? 20. Altıncı evin pencere sayısı kaç olacaktır? 20 olacaktır. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Meltem okulun yüzme takımındadır. Hafta içi her gün yüzmektedir. Meltem ilk gün 5 tur ikinci gün 6 tur, üçüncü gün 8 tur, dördüncü tur, dördüncü gün 11 tur atmışsa Meltem aynı kurala göre yüzecik olursa beşinci gün kaç tur atmıştır? Hemen yapalım. Birinci gün 5, ikinci gün 6, üçüncü gün 8, dördüncü gün 11, Beşinci günü soruyor arkadaşlar bir artmış 2 artmış 3 artmış Demek ki birer artan olmuş bir sonraki gün kaç artacaktır 4 4 artacaktır Beşinci gün ise kaç tur atacaktır 15 tur atacaktır bir Ocak günü bir gölün derinliği 360 metreydi her sene boyunca derinlik 4 metre azaldı hangi tarihte gölün derinliği 320 metre olur. Arkadaşlar ne kadar azaldığını bulalım. 360'tan 320'yi çıkarırsak 0, 4, 0. ne kadar azalmış? 40 metre azalmış. Peki 40 metre yılda kaç metre azalıyordu? 4 metre. 40'ı 4'e böldüğümüzde bir kere 4, 4, 0. Bu 0'ı nereye yazıyoruz? 10. 10 ay. 1 Ocak'ta olmuşsa 10 ay sonra ne olacaktır? 1 Kasım olacaktır arkadaşlar. 1 Kasım'da 320 metre derinliğe azalacaktır. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Bir üniversite öğrencisi olan Şahin okula başlarken bankaya 800 lira para yatırdı. Bankadan her hafta 75 lira para çekti. Yarı yıl tatilinde hesabında 200 TL para kaldı. Şahin toplam kaç hafta para çekmiştir? İlk parası ne kadardı? 800. Yarı yıl tatilinde ne kadar parası kaldı? 200. Bakalım ne kadar kalmış parası? 600 lira para çekmiş. Peki haftada ne kadar çekiyordu? 75. 600'ü 75'e bölersek ne olur? 600 ile 75 8 kere var. 8 kere 5 40'ın 0'ı elde var. 4 8 kere 7 56 4 da 60. Demek ki kaç hafta para çekmiştir? 8 Hafta para çekmiştir. Annesi Emel'e bir bitki hediye etti. Bitki ilk aldığında 6 santimetre uzunluğundaydı. Günde 3 santimetre uzuyordu. Kaç günün sonunda bitkinin uzunluğu 21 santimetre olur. Şimdi arkadaşlar son uzunluğumuz 21 santimetre. ilk uzunluğumuz 6 santimetre. Çıkardığımızda birden 6 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldık. 11'den 6 çıkarsa 5. Burada 1 kalmıştı. 15. Bizim ağacımız ne kadar uzamış? 15. Günde kaç santim uzuyordu? 3. 15 bölü 3. 5 kere 3. 15. Yani 5 günde 5 günde 21 santimetre olur. Diğer soruyla devam edelim. Hasan Bey bir pazarlama şirketinde çalışmaktadır. Haftalık 400 TL'ye ek olarak sattığı her ürün için 80 TL para almaktadır. Hasan Bey bir hafta boyunca 8 ürün satarsa haftalık kazancı ne olur? Arkadaşlar Hasan Bey haftalık 400 lira alıyor fakat her ürün için 80 lira para, al para alıyor. Kaç ürün almış, satmış? 8 ürün. Her ürüne 80 liraysa çarptığımızda ne olur? 8, 8 kere 0 0, 8 kere 8, 64, 640 lira olur. Bir de haftalık ne kadar alıyor Hasan Bey? 400 lira. Topladığımızda 0, 4, 6, 4 da 10. 1040 TL haftalık kazancı. 1040 TL olur arkadaşlar. Mıstık Frenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.